Bahçeşehir Üniversitesi Türk Müziği Topluluğu'nun Dünden Bugünden Şarkılarımız Bestekarlarımız konserine hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. İstanbul trafiğinde yağmur yüzünden o kaosta geciken konuklarımız olduğu için biraz geciktik. Gecikme için sizlerden özür diliyoruz. 2007 yılından bu yana Doktor Kenan Sayacı önderliğinde faaliyetlerini sürdüren topluluğumuz bugüne kadar 30 konser gerçekleştirdi. Üniversitemiz öğrencileri, mezunlarımız, öğrencilerimizin anne, baba, abi, abla, kardeşleri, konserlerimizde konuğumuz olup sesleriyle koromuza değer katan üniversitemiz hocaları, öğrencilerimizin farklı üniversitelerdeki arkadaşları, koromuza katılarak dilimizi ve müziğimizi öğrenen yabancı öğrencilerimizle biz kocaman bir aileyiz. Her sene öğretim yılı başında buluşuyor, bütün sezon çalışıyor ve farklı demalar içeren konserlerimizle huzurlarınıza geliyoruz. Bu akşamki konserimizde de 5 makam ve bu makamlarda çok güzel eserler veren 26 bestekarı konu aldık. 17. yüzyıldan başlayarak musikimize yön vermiş bu bestekarlardan, günümüz yaşayan bestekarlarına dek uzanan müzik yolculuğumuza başlamak üzere bu akşam koromuza refakat edecek saz sanatçılarımızı davet ediyorum şimdi sahneye. Alkışlarımızla elbette. Yerlerini alırken ben de sizlere tanıtmak istiyorum. Bu akşam orkestramızdaki konuk saz sanatçılarımız violonsel Emrullah Şengüller, keman Yaşar Okyar, kanun Gökhan Çağlı, ney Bülent Özbek, tambur Özata Ayan, ritim Erdinç Kadıoğlu. Ve çalışmalarımızda da bizimle olan bizim sazendelerimiz Yaylı Tambur Muaz Ceyhan, Uç Mehmet Han İzgir, Bendir İknur Temizel ve Perküsyon Süleyman Kurçak. Evet efendim, sazlarımız yerlerini aldığına göre şimdi de koromuzu davet edelim sahneye. Bahçeşehir Üniversitesi Türk Müziği Topluluğu geliyor. Ama alışıma sayın gelmedi. Arkadaşlarımızı da isim isim tanıtmak istiyorum sizlere. Ahmet Yunus Keleşoğlu, Ali Özdemir, Ayşegül Namazcı, Beril Küçük Beyda, Beritan Barış, Burçin Naz Bilgesu, Büşra Ekşi, Celal Özçelik, Ceren Gizer, Elçin Bilgehan, Elif Gülfem Kiraz, Erencan Yeşilyurt, Erol Koyuncu, Esin Yondu, Esra Kartal Soysal, Ezgi Kaya, Fatih Küpeli, Filiz Saraç, Gamze Nurcan, Gülben Erdem, Harun Turan, Hasan Karada, Işıl Draguman'dan, İrem Erdem, Kasım Mehmet Yarbaşı, Memduh Özyalvaç, Miray Lal Vural, Muhammed Daldiken, Mustafa Aydoğan, Nagihan Taşçı, Nargiz Aşanazarova, Nurhan Demircan, Ömer Batuhan Özmen, Özgür Akışoğlu, Rabia Yıldız, Rana Temizel, Salih Tayfun İnce, Sedat Küçükbay, Sedat Özyaylacı, Sena Nur Kımçak, Sinem Bal, Sevil Yıldız, Tuğba Bostancı, Yakup Emre Nacar ve koromuzun başkanı Durmuş Gedikoğlu. Evet, kıymetli misafirler, konserimizi yönetmek üzere şefimizi davet ettikten sonra konserimiz başlayacak. Alkışlarınızla Doktor Kenan Sayacı. Rast.
Rast ve Boselik makamlarının bilinen ilk örneklerini besteleyen Benli Hasan Ağa'nın günümüze ulaşan 15 kadar eserinin tamamı peşrev ve saz semaisi formundadır. 1607-1662 yılları arasında yaşayan bestekarın yalnızca döneminin değil, bütün klasik Türk müziği repertuarının en parlak yapıtlarından biri olan Rast Peşrevi ile başlayacak konserimiz. Hemen arkasından 1630-1694 yılları arasında yaşayan ve yalnızca yaşadığı çağda değil, daha sonraki yüzyıllarda da ünü Osmanlı İmparatorluğu sınırlarını aşarak bütün İslam ülkelerine yayılan, klasik musikimizi şekillendiren büyük bestekar Hafız Post'un Rast Yürük Semaisi'ni koromuzdan dinleyeceğiz. Thank you.
yeniden görmek isteğini böyle dökmüş notalara Hafız Post. Sırada sevgiliye olan özlemi anlatan bir başka şarkı var. 1938-2000 yılları arasında yaşayan bestekar ve ses sanatçısı Yıldırım Gülses'in bir şarkısıyla devam edecek konserimiz. 1965 yılında Altın Mikrofon yarışmasında sözü ve müziği kendine ait Elveda Gençliğim şarkısıyla birinci olduktan sonra dillerden düşmeyen besteler yapan Gülses'in ilk bestesi. İleriki yıllarda eşi olan Ayla Gülses hanımefendiyi göremediği için bir sabah vakti özlem duygularıyla sözü ve müziği birlikte dökülmüş gönlünden. İçime hep elem, hüzün doluyor, yine sensiz sabah oluyor. Selim Yıldız geliyor mikrofona. Thank you.
20 yaşında padişah mevziliğine yükselecek kadar güzel bir sese sahip olan ve Kapalı Çarşı'da basmacılık yaptığı için basmacı lakabıyla anılan Abdü Efendi'nin bir eseriyle devam edecek konserimiz. 1787 yılında doğan ve 1851'de vefat eden basmacı Abdü Efendi'nin günümüze ulaşan bestelerinin geleneklere bağlı, tekniği sağlam ama yeni bir düşünüşün izlerini taşıdığı görülür. Şimdi bu eserlerden birini Celal Özçelik'ten dinleyeceğiz. Selçuk kadar etkili olmuş bir başka hanende daha yoktur.
Yahya Kemal Tamburi Cemil Bey'in sazla ifade ettiğini, Münir Nurettin Selçuk sesle ifade eder diye özetler bu durumu. Paris Konservatuvarı'nda okuyan ve özgün bir ses tekniği eğitimi gören ilk Türk müziği ses sanatçısıdır. Solo konser verme ve koro eşliğinde solo okuma geleneğini de ülkemize o getirmiştir. 1900-1981 yılları arasında yaşayan bestekarın güzel bir şarkısını Ahmet Yunus Keleşoğlu seslendirecek. Bu büyük ustadan öğrendiğimiz gibi koro eşliğinde solo olarak. Çalan bestekar 1816-1885 yılları arasında yaşamıştır. Hepsi de birer sanat eseri olan 35 bestesi günümüze ulaşmıştır. Şimdi orkestramızın seslendireceği Tamburi Osman Bey'in Nihavend peşlerinin ardından Nihavend eserlerle devam edeceğiz konserimize. İlk olarak bir Hacı Arif Bey bestesi dinleyeceksiniz koromuzdan. 1831 yılında İstanbul'da doğan, dört padişah dönemi gören, sevdalar, ayrılıklar ve acılarla geçen 54 yıllık ömrüne bine yakın eser sığdıran Türk musikisinin en büyük bestecilerinden Hacı Arif Bey, klasik dönem bestecilerinin pek kullanmadıkları şarkı formuna yepyeni bir kimlik kazandırmış bir şarkı bestecisi olarak musikimizde yeni bir çığır açmıştır. Thank you.
Tarzlar değişebilir. Değişmeyen duyguların en güzel ifade yolunun müzik olduğudur. Şimdi yine yakın dönem bestekarlarımızdan 1903-1974 yılları arasında yaşamış, gönüllü olarak Kurtuluş Savaşı mücadelesine katılmış ve Kırmızı İstiklal Madalyası ile ödüllendirilmiş Zeki Duygulu'ya ait bir eser var sırada. Lirik, hoş ve canlı şarkılar, film müzikleri besteleyen sanatçının Nihavend şarkısını seslendirmek üzere Beril Küçük Beyda geliyor mikrofona. Yeah.
rivayet attı Nihavend şarkısıyla hafızalara kazınan Sarkis Sucuyan ya da namı diğer Kemani Sarkis Efendi 1885 yılında Beşiktaş'ta doğdu. 1910'lu yıllarda İstanbul'da iyi bir kemani ve aranan bir sanatçı olarak nam salan Sarkis Efendi 1943 yılında Paris'te vefat etti. Şimdi bestekarın en bilinen ve sevilen şarkısını Esra Kartal Soysal'dan dinleyeceğiz. Aytos'un 2000 yılında Ege Üniversitesi Türk Müzik Konservatuarı ses eğitimi bölümünden mezun oldu. 2014'ten bu yana TRT İstanbul Radyosu'nda görev yapıyor.
Konserimiz dünden bugünden, şarkılarımız bestekarlarımız temalı. Ama elbette bu şarkılara ilham kaynağı olan şiirler ve o şiirleri yazan kıymetli şairler de bu temaya dahil. Az sonra dinleyeceğimiz şarkının sözleri, üniversitemiz Özel Güvenlik ve Koruma Programı Genel Koordinatörü, Emekli Emniyet Müdürü, şair, yazar Osman Öztürk'e ait. Son anda şehir dışına çıkması gerektiği için aramızda olamayan Osman Öztürk'e nice güzel şarkılara esin kaynağı olacak yeni şiirler yazması temennilerimizle şarkıyı Sedat Küçükbay'dan dinleyeceğiz. Çağatay 1867 yılında İstanbul'da doğdu. Ut, violonsel ve kemençe çalardı. Sayısız öğrenci yetiştirdi. 1935'te kaybettiğimiz sanatçının Mehmet Akif Ersoy'un Ordunun Doğası şiirine bestelediği nihavent bir eserini koromuzdan dinleyerek bu topraklar için toprak olmuş tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anmak istiyoruz. Git evladım, yıllarca ben oğulsuz kalayım. Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım. Haydi yavrum, haydi git, ya gazi ol, ya şehit diyerek askere uğurlanan, Türk birliğinin, Türk kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesi olan Türk ordusu mensuplarının giriştikleri her mücadeleden muzaffer ayrılmaları dileklerimizle.
Eserlerinden biri olan Beyati Peşlemi'ni dinleyeceğiz. Sultan Abdülaziz'in en küçük oğlu olan ve 1874-1927 yılları arasında yaşayan Şehzade Seyfettin Efendi'nin bu peşlevi dışında ilahiler ve sözlü eserleri de mevcuttur. Klasik zevke bağlı bir besteci olan Şehzade Seyfettin'in ne yazık ki eserlerinin tamamı ortaya çıkmamıştır. Koromuzdan dinleyeceğiniz Beyati makamındaki ikinci eser Tab'i Mustafa Efendi'ye ait. 18. yüzyılın çok değerli bestekarı Tabi Mustafa Efendi'nin hayatı hakkında fazla bir malumat yoktur. Ancak eserleri dikkate alındığında musiki sanatımızda lirizmi ilk kez onun kullandığını ve yüksek bir zevk ve sanat anlayışı olduğunu söyleyebiliriz. 1770 yılında öldüğü tahmin edilen bestekarın mezar taşı yoktur. Ancak musikimizin en dikkate değer bestekarlarından biri olarak bu kubbede bir hoş sadası vardır. Thank you.
1889 yılında Üsküdar'da doğan ve mühendis olan Fehmi Tokay çok erken yaşlarda müzikle de ilgilenmeye başlamıştır. Eserlerinde geleneksel şarkı bestekarlığının bütün inceliklerinin yanı sıra duyuş ve anlayış açısından bazı yenilikler de yapmıştır. Şarkılarında söz ve melodi uygunluğu dikkat çekecek kadar güzeldir. Dini ve din dışı formlarda yüzü aşkın eser besteleyen sanatçı 1959'da aramızdan ayrılmıştır. Fehmi Tokay'ın sevilen eserlerinden birini seslendirmek üzere Ayşegül Namazcı geliyor mikrofona. Sayan, 1967 yılında ODTÜ'de Türkiye'nin ikinci üniversite korosunu kurmuş, yine bu üniversitede ve İTÜ Türk Musikesi Devlet Konservatuarı'nda repertuar dersleri vermiştir. Çeşitli makam ve formlarda 300 civarında eser besteleyen sanatçının yüzü aşkın eseri TRT repertuarındadır. Kıymetli hocamız Erol Sayan'a sağlıklı bir ömür ve daha nice yeni besteler temennisiyle kendisinin en sevilen eserlerinden birini seslendirmek üzere Erencan Yeşilyurt'u davet ediyorum mikrofonu. Thank you.
Saz eserleri bestekarlarının önde gelen isimlerinden olan Neyzen Yusuf Paşa, son derece zevkli, parlak ve duygusallığı ağır basan peşre ve saz semaileri bestelemiştir. Günümüze ulaşan 23 eseri müzik otoriteleri tarafından saz eserleri repertuarımızın mükemmel örnekleri olarak kabul edilir. Şimdi konserimizin Segah makamındaki eserler bölümüne Yusuf Paşa'nın hepimizin gönül temini titreten Segah Peşrevi ile başlıyoruz. Korumuzun seslendireceği Segah makamındaki sözlü eserlerin ilki ise 17. yüzyılın büyük bestekarlarından Doğurzade Mustafa Itri'ye ait. Hayatı boyunca 5 padişah devri geçiren Itri, Enderun'da uzun yıllar müzik öğretmenliği ve hanendelik yapmış, gerek şiirleri gerek besteleriyle döneminden günümüze kadar pek çok sanatçıya ilham kaynağı olmuştur. Segah Bayram Tekbiri, Segah Salat-ı Ümmiye gibi dini musikinin çok önemli eserlerini de besteleyen Itri, bütün İslam dünyasında meşhurdur. Thank you.
şarkıyla devam edecek. İlk musiki hocası Zekai Dede olan Şükrü Şenozan, bestekarlık açısından ağız ve öz, tekniği sağlam, güzel eserler vermiştir. Bunlar arasında sözleri Hasan Ali Yücel'e ait Segah makamında bestelediği, az sonra dinleyeceğiniz Gözlerinden İçti Gönlüm Neşe'yi isimli şarkısı, musiki bilgisinin ne kadar derin olduğunu gösteren önemli bir örnektir. 1874-1954 yılları arasında yaşayan ve asıl mesleği doktorluk olan bestekarın şarkısını seslendirmek üzere Erol Koyuncu geliyor mikrofona. Lakabıyla anılan Ali Bey'e ait Segah bir eser var sırada. Sultan Abdülaziz zamanında sesinin güzelliği ve dini müzik bilgisi dolayısıyla padişah imamlığı da yapan bestekarın Dil Harabı Aşkınım Sen Misin Sebep Berbadıma isimli eserini seslendirmek üzere kıymetli hocamız Doktor Ömer Lütfü Uyan'ı davet ediyorum sende. Yeah.
Sanatçı olan Amir Ateş 1942 yılında Kandıra'da doğdu. Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde Emin Olga'nın öğrencisi oldu. Gördüğü her güzelliği denenmemiş birçok motif kullanarak orijinal yeniliklerle besteledi. Dini, ladini, halk müziği ve saz eserleri olarak bugüne dek 1000 civarında eser veren sanatçının orijinal örneklerinden biri de az sonra dinleyeceğiniz İlhan Behlül Pektaş'ın güftesini yazdığı Segah şarkısıdır. Ben seni unutmak için sevmedim. Gülmen ayrılık demekmiş, bilmedim. Bestekarımıza nice güzel eserler üreteceği uzun sağlıklı bir ömür diliyor. Bu güzel şarkıyı Nagihan Taşçı'dan dinliyoruz. Thank you.
Kıymetli misafirler, yavaş yavaş konserimizin sonuna yaklaşıyoruz. Son makamımız Hicaz. Bu makamdaki sözlü eserlere geçmeden önce musiki üstadlarının Hicaz makamını tanımak ve Türk müziğiyle ilgilenmeye başlamak için doğru eser olarak tanımladıkları Veli Dede'nin Hicaz Beşlevini dinleyeceğiz. Veli Dede hakkında Bursa'da doğduğu ve 1768 yılında öldüğü dışında fazla bir malumat yoktur. Ancak böylesine sade bir seyirle bestelenip bu kadar etkili olan bu peşrev, onun adını 18. yüzyıldan günümüze kadar yaşatmış, daha da yaşatacaktır. Koromuzun seslendireceği sözlü Hicaz eserlerin ilki ise Hacı Sadullah Ağa'ya ait. 18. yüzyılın sonuyla 19. yüzyılın başlarında 3. Selim döneminde yaşadığı tahmin edilen ve hayat hikayeleriyle eserleri birbirine karıştırılmış birkaç Sadullah adına rastlanır. Hacı Sadullah Ağa'nın az sonra koromuzdan dinleyeceğiniz klasik repertuarın en değerli eserleri arasında yer alan Hicaz eserinin bestekarına dair bilgimiz az olsa da bestelerin yüksek bir lirizm ve müzikaliteye sahip olduğu aşikardır. Thank you.
1956'da Mekke'de vefat ettiğinde geride her biri Türk musikisinin iftihar sembollerinden sayılan 276 eser bırakan Hamamizade İsmail Dede Efendi, Itri'den sonra klasik dönemin en büyük bestekarı kabul edilir. Eskiyle yeniyi yadırgamadan kaynaştıran, seçkinlere seslenirken halktan uzağa düşmeyen, musikiye yeni bir üslup ve kimlik kazandıran Dede Efendi pek çok öğrenci de yetiştirmiştir. Şimdi bu büyük dehanın en sevilen eserlerinden birini seslendirmek üzere Rabia Yıldız gelecek mikrofona. Ey bütüne veda, olmuşum muhtela. Ama bestekar olacaksan Allah'ın konservatuarından mezun olman şart diyerek tanımlayan Avni Anıl, 1928'de İstanbul'da doğmuş, 2008'de İzmir'de vefat etmiştir. 150'ye yakın bestesi olan sanatçı, Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde Emin Ongan'ın yanında yetişmiştir.
Yakın dönem bestekarlarımızın en önemlilerinden biri olan Avni Anıl'ın sevilen eserlerinden birini seslendirmek üzere Durmuş Gedikoğlu geliyor mikrofona. Dil şad olacak diye kaç yıl avuttu felek. Thank you.
1922'de Medine'de doğan ve bu sebeple lakabı Medeni olan, 1895'te İstanbul'da vefat eden Medeni Aziz Efendi, müzikimizin dini ve la dini formlarında pek çok sözlü eserler bestelemiştir. Çok iyi tambur ve lafta çalan, sesi de çok güzel olan Aziz Efendi'nin eserleri, seslerle işlenmiş küçük minyatür tablolar kadar zarif diye nitelenir. Günümüze ulaşan 43 şarkısı bulunan sanatçının az sonra Memduh Özyalvaç'ın sesinden dinleyeceğiniz eseri en çok bilinen ve sevilen şarkılarından biridir. Ey içeri sitemger, dilin alana dokunma. Muhabbetimizi arttırdık. Ve konserimizin son eseri olarak da Saadettin Kaynağ'ın Muhabbet Bağına Girdim Bu Gece isimli şarkısını seçtik ki siz sevgili seyircilerimizle en kısa zamanda yeniden vuslatın çağına erelim diye.
1885-1961 yılları arasında yaşayan Saadettin Kaynak, eserlerinde geçmişi bugüne ve geleceğe taşıyan bir bestekar olarak dikkat çeker. Klasik formlar ve geleneksel şarkı formunun dışında, bestelediği fantezi nitelikli eserlerinde erişilmesi güç başarılara ulaşan bir sanatçıdır. Evet, bestekarlar onlara ilham kaynağı olan sözleri notalara dökerek şarkılara can verir. Saz ve ses sanatçıları bu şarkıları dillere düşürür, topluma mal eder. Ama o şarkı ona ruhunu katan bir icracı tarafından okunursa gönüllere yerleşir. Kıymetli misafirler, okuduğu her esere ruhunu katarak gönlümüzde taht kuran büyük bir sanatçı var aramızda. Konserimizin son şarkısına geçmeden önce Sayın Ahmet Özsan acaba lütfedip bize bir şarkı söylerler mi? Söylemekte birbirinden güzel eserler, birbirinden cici kardeşlerimiz tarafından fevkalade güzel icra ediliyor. O yüzden hakikaten çok mutlu oldum. Çok değerli dostum Sayın Kenan hocamızın büyük bir emeği söz konusu. Allah ondan razı olsun. Ve çok da tempolu çalışıyor. Hakikaten ben imkanım olduğu müddetçe gelmeye, izlemeye çalışıyorum. Ama duyuyorum ki çok tempolu konserler bu salonda oluyor. Ne mutlu, çok çok değerli bir çalışmalar. Peki madem öyle bir emir var bize de. Peki efendim. Thank you.
Sağ olun. Bu saygın çalışmayı izlemeye devam edelim. Hepsinin emeğine binlerce teşekkürler. Sayın hocamıza binlerce teşekkürler. Bu imkanı hazırlayan üniversitemize de binlerce teşekkürler diyoruz. Sağ olsunlar. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ahmet Özsan Üstadımız gerçekten, yani ne diyelim, gülü tarife ne hacet ne çektirebiliriz. Alanda yekta, Allah ona sağlıklı, saadetli, uzun nice ömürler ihsan etsin. Ondan öğreneceğimiz çok şeyler var. Şimdi bizim öğrencilerimizin böyle bir isteği vardı. Son eseri sizinle beraber söylemek istiyorum birlikte. Lütfü Hocam, sizi de lütfen teşrif eder misiniz? Efendim bu arada ben Deniz'e, hepinize çok çok teşekkür ediyorum teşrif ettiğiniz için. Sayın Rektör Yardımcım Ali Hocama durdu şu anda. Eser Hocama, efendim öğrenci dekanımız Arif Hanımefendi durdu. Pervin Hanım'a gerçekten heyecandan durdu şu anda. Ve hepinize kalbi teşekkürlerimi arz ediyorum. Korona teşekkür ederim. Ve korona bütün bakanlar, korumuzun değerli sanatçılarına ve bütün bu genç insanlara ve sunucumuza ve tabii ki çalışmalarımıza hep bize eşlik eden kız arkadaşına da teşekkür ederim. Thank you.
Efendim çok teşekkür ederiz. 8 Mayıs'ta koromuzun 10. yıl konseri var. Hepinizi bekliyoruz efendim. Saygılar, sevgiler.